Geçtim bu nedir? O abi liberal misin? Liberteryen testi. Ne kadar liberalsiniz? Biz bu tarz, tarz testleri çözüyorduk bir ara. Abi liberal misin? Dur çözeyim bakayım ne kadar liberalmişim. Belki fikirlerim değişmiştir oğlum. İşçi sendikaları iş yerlerini Dur bakayım yenileyem. Okey. İşçi sendikaları iş yerlerini zorla ablukaya almaları ve sendikasız işçilerin çalışmalarını aksatmaları nedeniyle cezayı kovuşturma ne? bir saniye. Bu acaba eh. Getirdim. İşçi sendikaları iş yerlerini zorla ablukaya almaları ve sendikasız işçilerin çalışmalarını aksatmaları nedeniyle cezayı kovuşturmaya tabi tutulmalıdır. Zorla ablukaya almak ama haklarını da arıyorlar. Ama Türkiye'deki sendikalar da Viboka Hayır diyorum. Şöyle. Şuradayım ama. Normal bir sendika olarak düşünüyorum. Sadece bireyler haklara sahip olabilir. Toplu haklar, azınlık hakları veya ırk, cinsiyet, din veya cinsel yönelim temelli haklar diye bir şey olmamalıdır. Hemen geliyorum ben bir saniye. git lan kovalama pezevenk arkadaşlar bir köpek tarafından kovalandım geldim tekrardan bir saniye Türkçe çevirisi biraz başarısız olmuş sanki sadece bireyler haklara sahip olabilir toplu haklar azınlık hakları veya ırk cinsiyet din veya cinsel yönelim temelli haklar diye bir şey olmamalıdır okey Özel şirket ha alt köpeklere havlıyor. Özel şirketlerin kendi para birimlerini basmalarına iz siktir git. Tüm monarşi ve aristokrasi biçimleri ortadan kaldırılmalı veya en azından tüm özel ayrıcılıklardan yoksun bırakılmalıdır. Bir devlet varsa eğer o devlet bir hizmetin verilmesine ihtiyaç duyuyorsa özel yüklenicilerden işi yapmaları istemelidir. Yani evet ama düzgün bir şekilde. Hani şöyle değil. Abi bura 3 milyon ama ben sana 10 milyona yapsam burayı. Gerisini de cebine at falan değil. Hani denetlemeyle evet. İlaç şirketlerinin etiketinde açıkça belirtildiği sürece tüketicilere deneysel ve onaylanmış ilaçlar satmasına izin verilmelidir. Hmm. Hayır. Mesela şu an bu yapılıyor. Aslında baktığın zaman. ha, <laughs> tabii hayır ama gittik vurdurduk aşıyı arkadaşlar. Sabıkası <laughs> olmayan kişilerin silah sahibi olmasına izin verilmelidir. Ya bu çok düşündüğüm bir mevzu bu ara. Bireysel silahlanma. Yani bireysel silahlanmanın önü açılmalı mı? Önü açılırsa normal halk kendini koruyabilir. Ama çok yanlış da kullanılabilir. Yani Türkiye'de düşünsene trafikte. Nüfus azalır. Böyle <laughs> bakıyor değil mi? Hmm. bilemiyorum zor bir soru ya. Yok yani tam ortadayım ya. Şeye güvensem, topluma güvensem buna evet derim bu arada. Özel şahsa ait barlar ve kulüplerin eğer sahibi bunu isterse girişte cinsiyet, ırk veya cinsel yönelime göre ayrımcılık yapılmasına izin verilmelidir. Bu da mesela çok zor bir soru benim için. Ama ya tabii ki düş ya şöyle zordu. Atıyorum benim bir mekanım var. Ben mekanıma seni almıyorum kardeşim. Niye almıyorsun? Sana neler almazsam almıyorum. Mekan benim değil mi? Ama tabii ki bu toplumdaki ayrımcılığı bambaşka bir yani çok çok müthiş korkunç bir yere getirir. O yüzden ee, bence böyle bir şey izin verilmemeli. <laughs> Devlet onaylı tıbbi ruhsatlandırma kaldırılmalıdır. Yok. Barış zamanında zorunlu askerliğe direnen bir kişi nefsi müdafaa yapmaktadır. Türkiye'de bunun kanunu var arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de bunun kanunu var. Hesaplı konut sağlamak hükümetin işi değildir. Aslında normal bir ülkede evet değildir. Hükümet, polis, mahkeme... ama... Burada dursun. Hükümet, polis, mahkemeler ve ordu dışındaki her şeyden kurtulsaydı aklımdaki ideal topluma daha yakın olurduk. Nope. O kadar değil. O kadar olamadım ben daha. Tüm uyuşturucular yasal olmalıdır. Kesinlikle hayır. Yani bazılarının yasal olması gerektiğini devlet kontrolü altında mı oranın da altını çizeyim devlet kontrolü altında yasal olması gerektiğini ve hatta e, bundan çok ciddi gelir elde edilebileceğini turizme çok büyük katkıları olabileceğini düşünüyorum. Bunu daha önce de dile getirdim burada söyledim ama hepsi değil yani çünkü çok 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 ciddi zararları da var içerisinde. Kumar yasal olmalı ve herhangi bir özel işletme kumar veya bahis oynatma hizmeti açılabilmelidir. Kesinlikle katılıyorum. İfade özgürlüğü özgür bir toplum için özel mülkiyet hakkından daha önemli değildir. Özel mülkiyet de önemli ama. <laughs> Yok ifade özgürlüğü önemli ama canım. <laughs> Ehliyeti ve arabası olan herkes istediği buysa başkalarına taksi hizmeti sunabilmelidir. Hmm. Millet birbirini öldürür oğlum. Hayır hayır. Ve Düşünsene çok kötü sonuçları olur nasıl evet? Oğlum alıp sizi kaçırıp sikip köşeye atabilirler arkadaşlar ve kimse yani hani bu işte bir yerlere yansıyıp yargılanana kadar kimsenin haberi bile olmayabilir. Uber'de falan belli bir kontroldesin oğlum, bir program bir şirkete bağlısın. Ya herkes de ben benim mesela arabam var, hiçbir korsandayım. Benim arabam var mesela. Hiçbir yerle bağlantım yok. Ben yola çıkıyorum taksiciyim aga diye. Ehliyeti var. Bunu, bunu geçiyorum. Hayır katılmıyorum. Organ nakli için insan organlarının ticareti rıza gösteren yetişkinleri içerdiği sürece yasal olmalıdır. Evet. Ben öldüm diyelim ki. Ben diyorum ki ben böbreğimi satacağım. Parasını da aileme verin. Organ bağışı değil ama ticareti. Tamam. Satacağım. Yani isteyen beleşe versin. isteyen parayla satsın abi. Tehdit ederler çoluğunla çocuğunla. Zorla satışlar olur. Şu an zorla şeyler de olabilir o zaman. Ee, hadi biz seni öldürelim de organına. Gerçi var ama organ mafyası. Şu anda da var yani evet. Ülkeye hakları diğer insan haklarıyla aynı düzeyde korumaya tabi olmalıdır. Özel bir firma sahibi o firmada çalışmak için yalnızca belirli bir cinsiyet, ırk veya dinden insanları işe almak istiyorsa bu onun seçimi olmalıdır. Ya yine işte az önceki soruya benzer. Ee... Yok ya. Ya bunu, bu bu düşündüğün zaman mantıklı gelebiliyor. Tamam mı? Bu mantıklı gelebiliyor. Hani çünkü adamın kendi yeri ama kime ne kimi neyden çalışacak. Ama işte sen şu olduğun için ben seni şuraya almıyorum. Öteki başlayacak sen şu olduğun için ben seni şuraya almıyorum. Öteki şu toplumda müthiş bir parçalanma ve çok ciddi sonuçlara sebep olur abi. Ya yani kutuplaşma falan yanında çok hafif kalır. O yüzden ne a. İnsanlar emniyet kemeri takmadan araba kullanmak istiyorlarsa bu onların kararı olmalıdır. Ya siktir git. Devletin bazı dinlere diğerinden daha fazla ayrıcalık tanımasına izin verilmemelidir. Aslında devlet din ile hiç ilgilenmemelidir. Katılıyorum. Başarısız olmayacak, olamayacak kadar büyük olduğu düşünülen işletmeler ve bankaların ihtiyaç duydukları parayı özel yatırımcılardan toparlayamazlarsa başarısız olmalarına izin verilmelidir. Kesinlikle devlet yardımı almamalıdırlar. Hmm. bu duruma göre değişir ya. Bu duruma bu çok karışık bir mevzu. Yani bu tek soruyla cevap verebileceğim bir şey. yani e, durum çok önemli. E, firmanın ne kadar yani ekonomide ne kadar payı olduğu çok önemli. Durumun ciddiyeti çok önemli. Hani şey değil. E, saçmalama ara delirme. Siyasi cevaplar veriyorsun, mantıklı cevaplar değil. Arkadaşlar bunlar benim cevaplarım. Yani size nasıl geldiği pek umurumda değil açıkçası. Sizin de farklı cevaplarınız var. Ee, ve Ben asla karışmıyorum. Bunlar da benim cevaplarım. Yani bu bunu ortada bırakıyorum çünkü dediğim gibi bu e, o yani çok değişir. İntihar ve ötenizi yasal olmalıdır. Yep. Ama şimdi burada da diğer özel sektör unsurları kalıyor. da buna yardım yaptın e ötekiler. Neyse ortada bırakmak mantıklı. E, hükümetin herhangi bir medya kuruluşunu fonlama, işletme veya destekleme hakkı yoktur. Satalım TRT'yi <laughs> <laughs> satalım. Devlet heteroseksüel evliliklere eşcinsel evliliklerden evliliklerden daha fazla özel ayracaklar, tanımamalıdır katılıyorum. Sağlık hizmetleri devletin vatandaşlarına borçlu olduğu bir hak veya hizmet değildir. Katılmıyorum. Olamaz liberaller beni dövecek. İnsanlar kemiklerini ve dişlerini istedikleri için tehdit altında olan kaplan, gergedan ve fil gibi nesli tükenmekte olan türlerin çiftlik hayvanları gibi ticarileştirilmesine ve yetiştirilmesine izin verilmelidir. Hmm. Cümleyi tam ayıkamadım bir dakika. Kemiklerini ve dişlerini istedikleri için tehdit altında olan kaplan, gergedan ve fil gibi nesli tükenmekte olan türlerin çiftlik hayvanları gibi ticarileştirilmesine ve yetiştirilmesine izin verilmelidir. Aa bu şey mi? Dişini sökmek için hayvan yetiştireyim. Na na na. Hani şey dedim. Abi bu tür sıkıntı altında bir tür. Biz bunları bitmesini istemiyoruz. O yüzden burada yetiştireceğiz falan gibi düşündüm. Dişini sökmeyin. Teşekkür ederim. Belirli kişilerin adı geçmediği veya tehdit edilmedikleri sürece ırksal, cinsel veya siyasi azınlıklara yönelik nefret söylemi yasal olmalıdır. Amanın. <gülüyor> <gülüyor> Sizin topları olsalardı görüşlerinin yumuşamadığından emin olmak için sizi de davet ederlerdi. Muhtemelen bir yerlerde çocuklarına sizin adınızı veren gizli bir libertarian grup vardır. Ve özünde resminiz bulunan ilk kripto para çok uzak değildir. Libertarian fikirleri savunur ve desteklerken tutarlısınız. Ve özgürlükçü amaç ve inandığınız ilkeler için savaşırken kişisel itibarınız ve kazancınızı daha riske atmış olabilirsiniz. Ayrıca radikal fikirlerinizi başa çıkamayan eski bir arkadaşınız Facebook sizi arkadaşından çıkarmıştır. Sorular bitmedi ki daha. Bir bug oldu sanırım. Hükümetin hiçbir koşul altında işkence veya gelişmiş sorgulama tekniklerini kullanmasına izin verilmemelidir. Hayır tabii ki izin verilmemelidir. Yani sen hukuk istiyorum abi ben işte hukukun tam işlemesini istiyorum vesaire cert diyorsan eğer işin içinde nasıl bir suç olursa olsun ne olursa olsun ortada yalan değil oğlum ciddiyim. Yani şöyle bazen sinirlenip ulan bunun falan olabilirsiniz ben de oluyorum bazı şeylere karşı. Ama biz hukukun tamamen işlemesini istiyorsak eğer hukuk tamamen işlemelidir. Ve hukukta da Aa, abi eğer şöyle bir suçu varsa dişlerini sökerek bilgi almaya çalışın diye bir şey yazmaz. Bir asgari ücret dikte etmek hükümetin görevi değildir. Türkiye'yi tanımıyorsun. <laughs> rıza gösteren yetişkinleri içerdiği sürece her türlü cinsel faaliyet fuhuş da dahil olmak üzere yasal olmalıdır. Ama şurası önemli. Rıza gösteren yetişkinleri içerdiği sürece. Rıza göstermek ve yetişkinler. Evet. Siyasi partiler üyelerin ödemeye razı oldukları dışında herhangi bir vergi veya devlet desteği alma hakkına sahip olmamalıdır. Katılıyorum. Tüm enerji sübvansiyonları kaldırılsın. Hem kömür, petrol hem de rüzgar, güneş. Yok, katılmıyorum. Yani şey tarafında yenilenebilir enerji tarafında e, destek verilmesi lazım. Fosil enerji tarafında da artık bunu azaltmaya yavaş yavaş gitmemiz lazım. Bence test bozuk. <laughs> bence test bozuk bu arada. Based. <laughs> bir önceki çözdüğümde bayağı yüksekti. Ama şu an e, libertarian değil. Ya yo, yo test yüzde sıfır çıkmasının imkanı yok oğlum. Yani yüzde hadi 10-20 vesaire bir şey çıkardı yüzde sıfırın imkanı yok. Ben niye üzüleceğim? Milletimiz üzülsün. Olamaz komünist oldum ya. Ne olur yardım edin arkadaşlar. Ne olur yardım edin. Beni bu hayattan kurtarın. <gülüyor> <gülüyor> Desteğe ihtiyacım var. Ya ya bu, bu bozuk aga. Var mı başka güzel test?